Merhaba, DSG Galatasaray ekibi olarak hazırladığımız Python eğitim serisinin 6. dersine hoş geldiniz. Bu derste sizinle birlikte ekranda görmüş olduğunuz gibi if koşullu ifadelerini göreceğiz. Nedir bu if koşullu ifadeleri? Programın akışı içerisinde kontrol etmemiz gereken durumlara göre farklı işlemler yapmamız gerektiği zaman kullanacağımız yöntemdir. Bu if koşullu ifadeleri nasıl yazıldığını önce bir bakalım. Normal if yazıyorum. Ardından bir koşul yazıyorum ve iki nokta üst üste koyuyorum. Daha sonrasında bu if koşulu sağlanıyorsa bir alt satıra geçiyorum ve ifade demeyeyim de işlem 1 yapıyorum. Şimdi fark ettiğiniz üzere alt satıra geçtiğimde program bir satır boşluk bıraktı. Bu girdi çıktı kısımları, girintiler Python için çok önemlidir. Diğer birçok programlama dillerinde girinti yerine bu süslü parantez kullanılır. Ancak Python'da girintilere dikkat edilmesi gayet yeterli. Daha sonrasında bir alt satıra geçiyorum ve gördüğünüz gibi yine bir girinti daha bıraktı. Buraya da işlem 2 yapıyorum. Ardından benim burada yapmam gerekenler bittiği için bu girintiyi siliyorum ve buraya da işlem 3 yazıyorum. Şimdi burada olan şeyi açıklayayım. Önce bir if koşullu ifadesini program burayı görüyor ve diyor ki benim burada bir kontrol etmem gereken bir şey var. Ardından yandaki koşula bakıyor ve bu koşul sağlanıyor mu diye kontrol ediyor. Eğer bu koşul sağlanıyorsa bu if'in içinde bulunan işlem 1 yapıyor, ardından işlem 2 yapıyor, daha sonra çıkıp işlem 3 yapıyor. Eğer burada koşul sağlanmıyorsa bu iki işlemi yok sayıyor ve doğruca işlem 3 yaparak programa devam ediyor. Şimdi burayı silelim ve altta zaten hazırlamış olduğum kısmı bir çalıştıralım. Önce burada ne olduğuna bir bakalım. A'ya 10'u atadım. Daha sonrasında B'de bir önceki derste görmüş olduğumuz gibi bir input girdi. Input istedim. Burada bir sayı girinin açıklamasıyla birlikte kullanıcıdan bir sayı girmesini istedim. Ardından if koşul ifadesini yazdım ve koşula baktım. Koşulda A küçüktür B. Yani B'den gireceğim sayı A'dakinden büyük mü? Bunu kontrol ettim. Eğer bu doğruysa ekrana B A'dan büyüktürü yazdırmasını istiyorum. Ve bunu çalıştırıyorum. Bir sayı giriniz çıktı gördüğünüz gibi. Hemen girelim. Ne diyelim? 12 diyelim. Ve B A'dan büyük koşulu sağlanıyor mu? Evet. Çalıştırdığımda B A'dan büyüktür yazıyor. Ve program bitti. O alttaki ile alakalıydı. Evet. Aşağıda başka işlemler yazmıştım. Çünkü ben şimdi onları bir sileyim. Tamam. Kafanız karışmasın diye o kısmı açıklamaya çevirdim ve buraya geri döndüm. Şimdi isterseniz bunu bir daha çalıştıralım ve bizden bir sayı istesin. Bu sefer de B'yi A'dan küçük giriyorum. 9 diyorum ve bana herhangi bir çıktı vermedi. If'in koşulu sağlanmadığında buraya girmeden doğruca çıktığını görmüş olduk. Şimdi bir buraya da bir tane bastırma yapalım ve ekrana bilmiyorum yazsın. Şimdi burada ne olacak? Yine A'ya 10 atanacak ki zaten atanmıştı. Sonra B'den de bizden bir input isteyecek. Bu ikisini karşılaştıracak. Eğer B A'dan büyükse ekrana B A'dan büyüktür yazacak. Daha sonra ilk kısmı bitecek ve altına da bilmiyorum yazdıracak. Eğer B A'dan büyük değilse, koşul sağlanmıyorsa bu kısmı yazdırmadan doğruca bilmiyorum yazdıracak. Çalıştırırsak, yanlış yere çalıştırdım. Buraya çalıştırdığımda bir sayı girin ifadesi çıktı. Ve bir sayı girelim. 16. Çalıştırdığımda bu ikisine yazdığını görmüş oluyorum. Tekrar çalıştıralım. Yine bir sayı girin dedi. Ve bu sefer 4 girdiğimde sadece bilmiyorum yazısının çıktığını görmüş oluyoruz. Bu if'i başka şekillerde de kullanabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? A'ya da ben bir input alabilirim. Yine bir sayı girin açıklamasıyla ben buradan bir integer'a çevirerek input alayım. Buradan da ikinci sayıyı girin yapalım burayı da. Ve daha sonrasında ne olsun? İki tane input şeyini
iki farklı if ile kontrol edelim. Mod ile yapalım bu sefer. Bu iki girilen sayının tek mi çift mi olduğuna bakalım isterseniz. A'ya mod 2 eşittir 0. Şimdi burada yapılan şey ne biliyor musunuz? Bu A sayısının 2 olan modu 0'a eşit. Böyle bir koşulum var. Yani buradaki işlemin yazılması için koşulum A'nın 2'ye modunun 0'a eşit olması. A'nın 2'ye modunun 0'a eşit olması ise A'nın 2'nin katı yani çift sayı olduğunun bir göstergesi. Buraya da o zaman buna göre düzenleyelim. A bir çift sayıdır diyelim. Ve sonra ne yapalım? B'yi kontrol edelim. Aynı işlemi B için de yazalım. İki nokta üst üste koyup neyse tek tek yazalım. B bir çift sayıdır. Yazıyorum. Parantezleri unutmayalım hemen şuradan. Ve bilmiyorum da silelim. Gerek yok aslında. Bunu da bir çalıştırdığım zaman ne olur? Bir sayı gelinir diye sayı girmemi istedi. 8 girdim. İkinci sayıyı girmemi istedi. 9 girdim. A bir çift sayıdır dedi. Çünkü 8 bunu kontrol etti. 8'in bir çift sayı olduğunu, bu şartları sağladığını gördü. Ve bir çift sayıdır diye bastırdı. B'ye 9 girdim. Çift sayı değildi. Bu koşulları sağlamadığı için if'in içindeki işlemi hiç yapmadı. Ve olduğu gibi devam etti. Bu if kısmı bittiğine göre elif ya da else if kısmına bakabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi burada biz bir koşulu kontrol ettik. Doğruysa bu işlemi yaptık. Ancak ben koşul doğru değilse başka bir işlem yapmak istiyorum. Ve programı bunu yaparken hızlı çalışmasını istiyorum. Yani alt alta sürekli if yazmak, kodun sürekli başka bir şeyle kontrol etmesini ve doğal olarak nispeten yavaşlamasını sağlar. Ama ben tek bir fonksiyonda daha hızlı yapmak istersem bu sefer if else kısmını kullanacağım. Bu ikisi aslında bir fonksiyon olarak da düşünülebilir. Niye rengi gitti? If tek başına kullanılabilir. Yukarıda gördüğümüz gibi if yanına koşul yazarak kontrol edip tek başına if ile kullanabiliyorum. Ancak else tek başına kullanılamaz. Else'in kullanılabilmesi için üstte illa bir tane if olması gerekir. Çünkü aslında else bir tane koşul ifade eder. Bu nasıl olur? If'in yanında yazan koşul sağlanıyorsa bu yapılır. Eğer ben bunun altına else yazarsam burada ne anlama gelir? Burada koşul sağlanmıyorsa anlamına gelir. Yani ben buraya bir girinti yapayım ve bir print diyerek a tek sayıdır yazıyorum. Burada olan şey aslında şu, bunu da devre dışı bırakalım. Şey yapmasın, bir de kafamızı karıştırmasın. Şimdi, ben burada A'nın input olarak bir A'yı aldım kullanıcıdan. Ve if ile bu A'nın çift sayı olup olmadığını kontrol ettim. Çift sayı ise bu işlemi yapıyorum. Ancak else kısmına geldiğimde A bir çift sayı değilse durumunu kontrol ediyorum. Eğer A bir çift sayı değilse ekrana bunu yazdırıyorum. Aslında kullanım oldukça basit ve kolay. Else'den sonra zaten program uyarı verdi. Else'den sonra iki nokta üst üste koymayı unutmamamız gerekiyor. Hem if hem de else'in sonuna iki nokta üst üste koyuyoruz. If'in yanında koşul koyarken else'in yanında koşul koymamıza gerek yok. Çünkü zaten kendisi bir koşul ifade eder. Bu programı çalıştırabiliriz. Bir sayı giriniz diye benden bir input istedi. Ve 3 girdiğim zaman A tek sayıdır ifadesini görüyoruz. Daha sonrasında iki farklı if ile iki farklı else kullanmayı deneyebiliriz şimdi. A'yı ve B'yi input alalım. İkisinin de tek mi çift mi olduğunu else if else ile kontrol edelim. Aynı yukarıdaki gibi. Ve bunu da çalıştıralım. Bir sayı giriniz dedi. Ben 4 girdim. İkinci sayıyı da kaç girelim? 17 girelim. A yani ilk sayının bir çift sayı olduğunu, B yani ikinci sayının da tek sayı olduğunu program bana bastırdı.
if else kullanımı böyle basit, pratik, hızlı ve kolay aslında. Ve oldukça aktif kullanacağımızı düşünüyorum. Daha sonrasında bir de burada görmüş olduğunuz elif kısmı var. Bu elif aslında else if şeklinde yazılıyor. Ve çoğu programlama dilinde aslında bu şekilde yazılır. Else if nedir? Şimdi if'in tek başına kullanılabileceğini söylemiştik. Ancak else önünde bir if olmadan kullanılamazdı. Bu sebepten dolayı else if'i de kullanmadan önce bir tane if'e ihtiyacımız var. Bu else if yukarıdakinden farklı olarak şöyle olur. Bu if'in yanında bir koşul ifadesi olur. Ve bu koşul ifadesi sağlanıyorsa if'in altındaki bir işlem yapılır. Ancak bu koşul ifadesi sağlanmıyorsa else kısmına geçilir. Çünkü zaten else if'in koşulun sağlanmaması durumuydu. Ama iç içe birden fazla koşulu kontrol etmemiz gerektiğinde ard arda if yazmak yerine böyle bir kısaltma yöntemi oluşturmuşlar. Yani bu koşul sağlanmıyorsa ancak bu koşul sağlanıyor dedi. Buraya ikinci bir koşul yazılır. İki nokta üst üsteden sonra bir işlem konur. Yani buradaki koşulu kontrol ediyorum. Sağlanıyorsa işlem bir yapıyorum. Ve olduğu yerden devam ediyorum. Bu koşul sağlanmıyorsa else durumuna geçip ikinci koşula bakıyorum. Bu koşul sağlanıyorsa işlem 2 yapıyorum. Ve yoluma tekrar devam ediyorum. Bu koşul sağlanmıyorsa else geçiyorum. Ancak bu koşul da sağlanmıyorsa işlem 1, işlem 2'yi atlayıp yoluma kaldığım yerden devam ediyorum. Ancak bu normal programlama dillerinde else if şeklinde yazılırken Python'da bunu kısaltmışlar ve elif demişler. Yani bir diğer programlama dillerinin çoğunda else if yazarken Python'da daha kısa haliyle olan elif şeklinde yazıyoruz. Farkı bu. Evet, if, elif ve else'in nasıl kullanıldığını gördükten sonra şimdi elif ve else'i kullanarak bir program yazalım istedim. O yüzden ekranı temizledim. Önce A ve B sayısında ikişer tane input istiyorum. Yani iki tane input istiyorum. Ve altında bir işlem yapalım. Bu A ile B'yi birbirine karşılaştıralım. Ve her durum için ekrana bir şey bastıralım. Önce bir if ile başlıyorum. İlk koşulum ne olsun? A, B'den büyük mü koşulu? Büyükse ekrana A, B'den büyüktür yazdığımız gerekiyor. Daha sonrasında ikinci koşulumda geçelim. Bunun için de else kullanacağım. Çünkü A, B'den büyük değil. Ama şimdi başka bir koşul lazım. O zaman else değil, elif. Çünkü A'nın B'den büyük olmadığı her durum için bir işlem yazmayacağım. Her farklı durum için farklı farklı işlemler yapacağım. Yani else kullansaydık nasıl olurdu? Ona bakalım. Nasıl yazarım? A şöyle. Bu şekilde yazılırdı. Ve bunu aslında bir çalıştıralım ve görmüş olalım. Önce bir sayı girmemi istedi. Yanlış yere yazdım. 3 giriyorum. İkinci sayıyı girmemi istedi. 10 giriyorum. Ve bu koşulun sağlanmadığını görüyorum. A, B'den büyük değildi diye bana bastırdı. Ancak ben B'nin de A'dan büyük olup olmadığını, ikisinin birbirine eşit olup olmadığını da kontrol etmek istiyorsam sadece else yazamam. Yanına if yazarak farklı bir durumu kontrol etmem gerekir. Bunun için de bunu kontrol edeceğim. A, B'den büyük değilmiş. Peki A, B'den küçük mü diye kontrol ediyorum. Ve A, B'den küçükçe olarak bunu değiştiriyorum. Hepsini sildim yanlışlıkla. Bir alt satıra iniyorum. Bu sefer neyi kontrol etmem gerekiyor? Diye de else if yazmıyorum tabii ki. Elif yazıyorum. Burada da A'nın B'ye eşit olup olmadığı durumu kontrol etmem gerekiyor. Bunun için de bir elif daha kullanıyorum. İki tane eşit de koymayı unutmayın. Çünkü tek eşit de koyduğumuzda bu bir atom oluyordu. Karşılaştırma operatörü değil. Ve bunun altına da A, B'ye eşit de yazıyorum. Ve program bu şekilde bitirsin istiyorum.
Onun için de else yazıyorum. Yani hiçbir durumun sağlanmadığı bir şey yazmak istiyorum. Ama tabii ki böyle bir şey olmayacak. Üç durumdan birini sağlayacak. Ama yine de else kullanmış olmak için nasıl geldik buraya yazıyorum. Çünkü böyle bir durum mümkün değil. Tamam, ben bunu çalıştırdığımda bir sayı giriyorum. 19. İkinci sayıyı da 3 giriyorum. Ve AB'den büyük olduğu için ilkini bana yazdırdı. Bunu tekrar çalıştırdığımda ilk sayıya 5 giriyorum. İkinci sayıya da 5 girdiğimde AB'yi eşittir yazdı. Bir daha çalıştıralım. Son duruma bakalım. A'ya 7, B'ye de 17 giriyorum. Ve AB'den küçük durumda görmüş oluyorum. Tabii ki bir ertesine uğramadık. Evet, videomuz bu kadardı. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda daha farklı videolarda görüşmek üzere.